kos 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 kos. Bir titredi. E ne oldu dedim şimdi? Ne oldu? Sen böyle yaptın, ne oldu? İşte şunu mu gördün yok, bunu mu gördün yok, bunu mu gördün yok, bunu mu gördün yok. Dedim bu cezbe hali de değil. Bu dedim şeytani. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin zamanında birisinin Allah dendi titremeye başladı. Hazreti Ömer Efendimiz dedi bu ne? Dediler ki bu Iraklı Müslüman, Iraklı. Kaldırın şunu dedi, şeytanın tecelliyatını görüyorum üzerinde dedi. Kaldırın şunu. Cezbe ne? Gözünden siyim siyim yaş akacak. Cezbe ne? Tüylerin diken diken olacak. Cezbe ne? Allah diyeceksin, bayılacaksın. Cezbe o. Bırak. At kendini yere. Bayıldıysan bayıldı. Zikir alakasında ona dönüp bakılmaz bile. O kaldırılmaz bile. Ölse dokunulmaz bile ona zikir alakasında. Ne güzel yerde öldü. Dokunduğun anda eğer o normalde gerçekten bayılmadıysa nefis yapar onu. Evet, bağırmak, çağırmak, titremek, yok kendini duvarlara vurmak. Yok. Yok. Değişik sayhalar atmak. Yok. Değişik sesler çıkarmak. Yok. Dostları zikrullahını yap. Esma'ya uy. Ha o arkadaş kendinden geçti. Herkes hay esmasını okuyor. Arkadaş hak, hak, hak. Aha esma atladı o. Tabii ya. Esma atladı o. Nefis. Başka bir şey değil. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbenin tecelliyatı gözyaşıydı. Hazreti Muhammed Mustafa'da cezbenin tecelliyatı tüylerinin diken diken olmasıydı. Cezbenin tecelliyatı dünyadan kesilmekti. Cezbenin tecelliyatı Hazreti Ayşe annemiz öldü zannederdi. Cezbenin tecelliyatı öldü zannederdi Hazreti Ayşe annemiz. Secdeye kapanırdı. Dakikalar geçerdi, saatler geçerdi. Secdedeydi. Ve Hazreti Ayşe annemiz öldü zannıyla ayağına dokunurdu onun. Öldü mü ki diye. Cezbenin tecelliyatı. Cezbenin tecelliyatı. Sen gece zikrullah'a oturursun. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Küt kalırsın. Ne kadar geçer zaman bilinmez. Kalpten la ilahe illallah devam eder. Cezbenin tecelliyatıdır o. Sen dünyadan kesilirsin. El ayak kesilirsin. Nefesini dahi hissedemezsin. Kalp atışını bile hissedemezsin. Cezbenin tecelliyatıdır. Halakayı zikrullah'ta esmana devam edersin sen. Ne görürsen gör, ne yaşarsan yaşa. Cezbenin tecelliyatıdır o. Zikrullah'ın adabına, erkanına harfiyen uyarsın. Cezbenin tecelliyatıdır o. Cezbenin tecelliyatı. Herkes cehri zikrullah yapıyor. Arkadaş, o yarın akşam Sayanora'da sahneye çıkacak, sesi gitmesin. Yok, cezbe o değil. O nefsinin tecelliyatı. O nefsine uydu. Üstada zakire tam haliyle zikrullah yaptırana tabi olmak. Cezbedir o. Zikrullah yaptıranın ses ahengine, zikrullahın adabına, erkanına uymak cezbedir. Uymamak nefistir. Uymamak nefistir. Ta en sondaki kimseyle o en öndeki kimsenin aynı sesi vermesi cezbedir. Arada birisi kendi nefsinden bir ses çıkarıyorsa veya çıkarmıyorsa işte o arada senkronizasyonu bozdu. O nefsine uydu. Bilmiyor, yeni gelmiş, eyvallah. Daha yeni yeni alışıyor arkadaş. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Eyvallah. Sesi tam olarak çıkaramıyor.
böyle çıkarmaya çalışıyor, çıkaramıyor. Eyvallah. Ama arkadaş, eski derviş ya, ne zikirler gördü o. O ne dersler gördü. Onun böyle baba derviş. Herkes Allah, Allah zikrediyor. Zikrediyor ya o. O bakacak hem etrafa. Kim ne yapıyor? Hem böyle kafasını sallayacak. Zikrullah yapıyormuş gibi yapacak. Ondan sonra onun ihtiyacı yok öyle zikrullahın adabına, erkanına uymaya. Sebep o baba derviş, eski derviş o. Veya o bayan kardeşlerde de vardır muhakkak. Yani onlarda da var. Onlar da eski derviş. Ne abla ne ablo. Oo neler gördü. Hepsi de aynı. O aslında nefsine uydu. Cezbe değil. Allah bizi iyi yerlerden eylesin.